Evet, iyi günler değerli Aks TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Sayın Yusuf Demir. Kendisiyle bugün kuraklık ve etkilerini konuşacağız. Biliyorsunuz bu son aylarda son derece güncel bir konu. Ve kuraklığın her yönünü ele almaya çalışacağız. Ama isterseniz programa başlamadan önce kendisini bir yakından tanıyalım. Buyurun hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ömer Bey. Öncelikle böyle bir imkanı sağladığı için hem Aks TV yönetimi ve çalışanlarına hem de sizlere tema adınıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin güncel bir konusunu seçmişsiniz. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanıyım. Yaklaşık 30 yıldır Samsun'dayım ve tabii bu şehirde olmaktan, bu bölgeye hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi efendim bu kuraklık demin dediğim gibi gerçekten güncel bir konu. Çok konuşuluyor gerek ulusal basında gerek yerel basında sürekli bu konu dile getiriliyor. Ben de yerel basında sizin bazı konferanslarınızı okuma fırsatı buldum. Dolayısıyla dedim bu konu mutlaka konuşulmalı çünkü bizim programımız insan ve çevre Evet. içerikli. Gerçekten bir kuraklık söz konusu mu? Yani daha doğrusu sizin bilimsel olarak söylediğiniz kuraklık tanımına şu andaki durum uyuyor mu Türkiye'de? Şimdi tabii kıymetli izleyicilerimizi yanlış bir noktaya çekmemek için önce bence kuraklığı bir Bir tarif tanımlayalım, edelim. evet. Ondan sonra Tabii. şu andaki durum buna uyuyor mu onu bir değerlendirelim. Evet. Tabii dünyada kuraklığın değişik tanımları var ama ana tanım şu, herhangi bir bölgede düşen yağış miktarında meydana gelen azalmanın sonucunda oluşan doğal olay, bir doğa olayına kuraklık Yani diyoruz bir biz. doğal bir olay diyoruz. Doğal bir Evet. olay, bir afet olarak tanımlanıyor. Tabii bu yağış miktarındaki azalmanın karşılığını birkaç aşamada tarif ediyor yine bu konunun uzmanları. Bunu üç aşamada belki tarif etmek lazım. Bir, düşen yağış miktarının genel azalması ki bunun içinde sınırlama şudur. Belki bunu söylersek vatan kıymetli izleyicilerimiz daha iyi anlarlar. Bir bölgede 21 günde düşmesi gereken yağış miktarının üçte birinden daha az yağış düşmüşse o bölgede kuraklık başlamış demektir. Demek ki bir bölgede 21 günlük bir dilimi ele aldığımızda Yani genel ortalamanın. genel ortalama olarak o düşmesi gereken yağış miktarı diyelim ki 100 milimetre veyahut da 100 kilogram diyelim halkımızın anlayacağı dille. Bu 30 kilograma falan düşmüşse demek ki düşmesi gerekenden çok az bir yağış alıyoruz. Bu bir risk oluşturmaya başlıyor demektir. Tabii bu yağışın uzun vadede etkilerini değerlendirdiğimizde de yağışın hem topraktaki neme olan etkileri hem de su kaynaklı olan etkilerini tarif ettiğimizde de o zaman kuraklığı çeşitlendirmek gerekiyor. Kuraklığı çeşitlendirdiğimizde de genelde dünyada kabul edilen 3 kuraklık çeşidi var. 1- Meteorolojik kuraklık, 2- Tarımsal kuraklık, 3- Hidrolojik kuraklık. Bunlar birbirini takip eden aşamalardır. Takip eden Takip eden aşamalar yani. aşamalardır. Eğer bir bölgede yağış miktarında bir azalma meydana gelmişse ama bu belli süreç içerisinde kendini telafi edecek noktada giderilebiliyorsa, doğal olarak gideriliyorsa bir meteorolojik kuraklıktan söz edilebilir yağıştaki azalma. Ama yağış miktarındaki azalma diğer etkilerle uzun vadede toprak neminin yani bitkinin kullanacağı suyun azalmasına vesile olmaya başlamışsa bu sefer tarımsal kuraklıktan söz edilmeye Bu başlanır. bir ileriki aşama. Bir ikinci aşamadır. Üçüncü aşamada bu kuraklık biraz daha devam ettiği takdirde bu sefer su kaynaklarımızda azalmalar, işte nehirlerinizin debisinde azalmalar veyahut da barajlarınızın kapasitesinde azalmalar meydana gelmeye başlar ki buna da biz hidrolojik kuraklık diyoruz. Evet. Tabii bunun dördüncü aşaması veya sonu kıtlık demektir zaten. Dolayısıyla kuraklığı daha iyi anlayabilmek için bu sürece bakmak lazım. Şimdi Türk halkının hafızasında kuraklık çok derin izler bırakmış. Yani ben özellikle büyüklerimden dinlediklerimi Elbette. söyleyeyim. Geçmiş yıllarda yani özellikle bilmiyorum ama herhalde daha eski dönemlerde ciddi anlamda bir korku, insanlarda kuraklık deyince bir korku, Evet. ürperti meydana geliyor. Ama şimdi tabii bilmiyorum biraz sonra konuşacağız gelişen teknolojiler vesaire yeni efendim sulama teknikleri ama sonuç olarak şimdi bugünden bahsedersek yani izlediğimiz kadarıyla
Biz bu aşamalarda içinde miyiz? Şimdi Türkiye'de son 2-3 aylık performansa baktığımızda ciddi anlamda bir yağış azalmasından söz etmek mümkün. Bunu zaten ilgili uzmanlar da ifade ediyorlar. Özellikle son 2 ay içerisinde Türkiye yüksek atmosferik bir basınç etkisi altında ve gelen yağışa baktığımızda, yağış havzalarına baktığımızda Karadeniz üzerinden geçen bir alçak basınçla yağış işte kuzey tarafa düşüyor, Rusya tarafına düşüyor ama Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü bir yüksek basınç var, bu tarafa geçemiyor. Veya Akdeniz'den gelen bir yine alçak basınç etkisiyle yağış alt tarafa düşüyor. Ama Türkiye'yi teğet geçen bir sistem hakim yaklaşık 2 aylık süre içerisinde. Yani ben de onu diyecektim. Batı illerine mesela mevsim normallerinin üzerinde bir yağış da var. Mesela bu Muğla yöresine, İzmir gibi. Evet. Sürekli oralarda yağmur alırken galiba doğuda özellikle bizim Doğu Karadeniz, yani Orta Karadeniz, Doğu Anadolu gibi. Öyle değil mi? Yani Türkiye'nin şimdi, tamamı değil de belli bölgelerde tabii, farklılık gösteriyor. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi yani bir kere bu 2 aylık dönemde Türkiye'nin genelinde bir sıkıntı var. Ama bu 2 ay içerisinde zaman zaman belli bölümler yağış alıyor. Ki işte dün akşam mesela Samsun'a güzel bir yağış düştü. Bafra'ya özellikle. Bafra civarına düştü. Tabii ama bu yağışların düşmesinde de bir başka sıkıntı var. Yağış rejiminde değişiklik meydana geliyor. Güzelsin. Bu da tabii iklimsel değişimlere bağlı olarak, çevrenin etkilenmesine bağlı olarak yağış rejimlerinde meydana gelen değişiklik. Bir bakıyorsunuz bir bölgede kar yağışının düşüş tarihleri değişmeye başlıyor. Kaymalar. Bir bakıyorsunuz yağmur 2 ay 3 ay yağmıyor ama birdenbire yağarak sele meydana getiriyor. Tabii bunlar da aslında bir noktada iklimsel olayların etkilenmesi, çevrenin etkilenmesi sonucunda doğal olarak, doğal çevrede meydana gelen tahribatın sonuçları. Ama tabii kuraklığı daha iyi değerlendirebilmek için iki aşamalı değerlendirmek lazım. Bir kısa süreli, bir yıl içerisindeki evet, kuraklık, bir de uzun süreli, yıllar itibariyle kuraklık. Tabii ben geçenlerde bir gazeteci arkadaş gelmişti, onunla bir röportajda ifade etmiştim. Türkiye'nin önümüzdeki 30 yıl içerisinde özellikle bugünkü sürecin devam etmesiyle beraber iki tane çok ciddi riski ve tehlikesi var. Şu anda. Görünen bir tehlikesi var. Bir, su kaynaklarınızın yetmemesi ve Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarında meydana gelen azalmayla beraber su fakir bir ülke haline gelmemiz. İki, Türkiye'nin ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıya kalması. Tabii özellikle iklimsel değişimlerin bu şekilde devam etmesi, tabii buna bir sürü isimler takıyor biliyorsunuz uzmanlar. Evet. Veyahut da işte bizim doğayı bu kadar tahrip etmemiz sonucunda eğer biz böyle devam edersek ki yapılan araştırmalarda bu konudaki çalışmalarda Türkiye'nin yaklaşık 30 yıl sonraki kuraklık haritası çıkarılmaya çalışılmış ve Karadeniz bölgesi bu noktada biraz daha şanslı gibi gözüküyor. Çünkü Karadeniz bölgesindeki toplam su miktarı, nem oranı vesaireyle beraber sanki kendini koruyabilecek mi? Ama onun dışarısındaki Türkiye'nin diğer bütün bölgelerinin kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğu. Evet. Şimdi bunu uzun süreli bir değerlendirmeyle bakmak lazım. Ama kısa süreli baktığımızda yıllar içerisinde, her yılı kendi içerisinde değerlendirebiliriz. Aslında Türkiye bir yıl içerisinde değişik dönemlerde bu kuraklıkla karşı karşıya kalıyor. Tabii bunu dediğim gibi bir doğa olay. Bu doğa olayını bertaraf edebilmek için nasıl halkımızı bilinçlendirmeliyiz? Buna nasıl dikkat ona çekmeliyiz? Ona geleceğiz de ben ondan önce şunu sorayım. Şöyle bir görüş de var. Yani bu bu kuraklık, yağış bunlar yani periyodik olarak devam eden olaylar. Yani korkulacak bir durum yok. Öyle bir görüş de var. Yani periyodik bir hadisedir. İşte bu döneme denk geldi. Bu geçer. Yarın bunun etkileri kalkabilir. Yani bir tehdit o yüzden söz konusu değil gibi bir düşünce de var. Şimdi katılır tabii mısın? Biz hidrolojide olayları frekans analizine tabi tutarız ve oluş sıklıklarını belirleriz. Ancak son 20-30 yıllık süreçte yaşadığımız bilgileri ve verileri değerlendirdiğimizde uzun yıllık geçmişe doğru giden verilerle karşılaştığımızda ciddi değişimler meydana gelmeye başladı. Bu da işte nedir? Sıcaklıktaki bunu hissediyoruz için. Ama. Tabii hissediyoruz. Yani daha doğrusu bilimsel olarak da saptanmış. Yani. Elbette. Yani dolayısıyla zaten uzmanların bu konuda bu kadar fevelan etmesinin sebebi de budur. Uyarılarına bu kadar dikkate çekmesinin sebebi de budur. Çünkü bu şekilde devam ettiğimiz sürece, biz doğayla bu kadar oynadığımız sürece, biz
ana kaynağımız olan suyu bu kadar hor kullandığımız sürece gelecek 20-30 yıllık süreçte ister istemez bu meydana gelen frekansları değiştirmeye başlıyoruz. Evet doğrudur, belli olaylar belli aralıklarla tekerrür eder. Hani derler ya tarih tekerrürden ibarettir gibi tekerrür eder. Ama bu tekerrürün oluş sıklığını değiştirirseniz, bu tekerrürün etkilerini değiştirirseniz bu tahribatın boyutlarını artırmaya başlar. Siz bunun insan müdahalelerinden kaynaklanan bir değişiklik olduğunu inanıyor musunuz? Elbette ki insan müdahalesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Etkisinin olduğunu hangi müdahaleler yani, genelde? Siz çevreyi yok ederseniz. Evet, evet. Mesela ben konferanslarımda ifade ediyorum. Bir litre yanık yağın veya evlerimizde hanımlarımızın yemek patates yağ veya yemek kızartırken kullandığı yağın kirlettiği suyun miktarı 800 bin litredir. Bu korkunç bir rakam. Dolayısıyla bizim daha toplumumuzu bu noktada bilinçlendirmemiz gerekir ki biraz sonra girmek suyu nerelerden yönetimi başlıyor aslında. Elbette. Ama biz şu anda doğayı ve çevreyi o kadar hor kullanıyoruz ki, o kadar kötü kullanıyoruz ki bunun sonucunda bunun bedel olarak bize geri dönmemesi mümkün değildir. Ama dediğim gibi şu andaki yaşadığımız kuraklığı elbette buna bağlı doğrudan etkileri var. Ama buna etken bağlı var etkileri var. Ama dediğim gibi kuraklık aslında bir doğa olayıdır. Bir deprem gibi, bir afet, bir sel gibi bir afettir. Dolayısıyla buna karşı alınması gereken, toplumun bilinçlendirilmesi gereken noktaları var. Onları da konuşacağız biraz sonra. Şimdi kuraklık deyince hemen ilk akla gelen tabii tarım oluyor. Onu ayrıyetten evet konuşalım ama tarım dışında kuraklık bizi nasıl etkiler? Yani toplumu, ülkemizi veya işte ilimizi, sadece tarım değil herhalde. Elbette ki, elbette. Değil. Biraz önce ifade ettim. İsterseniz bu sorunuzu açabilmek için Türkiye'nin su kaynakları ile ilgili bir iki bilgi vereyim ve onun üzerinden açalım. Tabii. Bizim şu anda ülke olarak kullandığımız toplam su miktarı veyahut da var olan su kaynağımız 112 milyar metreküp. Nüfusumuz da 75 milyar. Bu akarsular, göller, göller, barajlar hepsi. Tatlı su dediğimiz kullanabileceğimiz sudur bu. Ondan bahsediyoruz. Tabii toplam suyumuz. Bunu ne bir miktar azaltmamız ne de bir miktar artırmamız mümkün değil. Doğru. Azaltması şöyle mümkün. Kuraklık riski arttıkça düşme riski var. Tabii bu ayrı bir problem. Ama bizim nüfusumuzda şu anda 75 milyonu geçtik. 112 milyar 75'e böldüğünüzde kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp'e falan denk geliyor. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına 8000 metreküp suyun olması lazım. 8000? Evet. Su fakiri sayılabilmesi için de 1000 metreküpün altına düşmesi lazım. Bizim nüfusumuz 2030 yılında 100 milyonu geçecek. Öyle hesabediyor uzmanlar. Evet. Bunu geçtiği zaman biz otomatikman su fakiri büyük haline giriyoruz. Bu birincisi su konusunda bir sıkıntımız var. İkincisi ise mevcut kullandığımız suyun şu anda ancak %40'ını kullanabiliyoruz. Yani 45 milyarını kullanabiliyoruz. Geriye kalanı kullanamıyoruz. Fakat bu hızla teknoloji ve insan ihtiyaçları bu hızla devam ettiği sürece 30 yıl sonra tamamını kullanmak zorunda kalacağız. Yani su talebinin düşmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Ki artacaktır. Yani artacaktır. Ha, evet. Dolayısıyla peki 45 milyar metreküp suyu nerede kullanıyoruz? Bunun yaklaşık %70'ini tarımda, %18'ini sanayide, %10-12'sinde evsel kullanıyoruz. Tabii asıl problem evdeki kullandığımız suda problem var, sanayide kullandığımız sularda problem var. Bununla ilgili değişik sohbetler inşallah bir gün öyle bir televizyon programında yaparız ama asıl problem tarımda kullandığımız su. Tarımda kullandığımız su 45 milyarın 33 milyar metreküpüdür. Bu 33 milyar metreküp suyu doğru kullanabilsek biz aslında çok olumlu bir doğru noktaya gidebiliriz. Doğru kullanmazken neyi kastediyorsun? Yani suyun nasıl doğru kullanabiliriz? 33 milyar metreküp suyun 19 milyar metreküpünü boşa akıtıyoruz biz aslında. Tarıma verdiğimizi zannediyoruz. Ya kanal kırıklarından çöpe yani gidiyor. Yani sulama sırasında. Sulama sırasında. Bu elektrikte enerji nakil hatlarında kayıp gibi bir şey mi oluyor? Aynen öyle. Doğru sulama yöntemi kullanmadığımız için. Doğru bitkide doğru sulama kullanmadığımız için, sulamayı doğru zamanda yapmadığımız için. Doğru zaman için, çok önemli. Evet. Elbette bunların hiçbirini bilmediğimiz için toplum olarak bu konudaki uzmanları da maalesef kullanmadığımız için 19 milyar metreküp. Hocam bu suyu, büyük bir rakam. Bu rakam elbette büyük çünkü Türkiye'nin 75 milyon insanın bir yılda evde ve sanayide kullandığı suyun iki katıdır bu. Dolayısıyla biz eğer
tarımda kullandığımız suyu, ki buna biz su yönetimi diyoruz. Tarımda kullandığımız suyu doğru kullanabilirsek ciddi anlamda bir kere bu problemlere bir tedbir alacağız. O nedenle dedim biz tabii toplumumuzun karşılaştığı problemleri ürkütücü boyuta getirmeden, insanlar ya ne oluyoruz evet, demeden tabii, önce tabii, bu konudaki elbette yani bizim görevimiz o insanlara doğru bilgiler aktarabilmek. Ne yapacağımızı insanlara anlatmalıyız. Nasıl tedbirler alacağımızı anlatmalıyız. Yani artık açık kanaldan suyu akıtacak yöntemler zamanlar geçti. Kapalı sistemlere geçilmeli bununla ilgili. Bakın ben su yönetimiyle ilgili size bir rakam vermek istiyorum. Belki biraz daha net anlaşılabilir diye. İşte bugün Türkiye'de en kontrollü sulamanın yapıldığı ürünlerden bir tanesi şeker pancarıdır. Şeker pancarı. Şeker pancarı doğru sulama yaptığınız takdirde yaklaşık 10 bin kilogram dönüme verim almanız mümkün. Yani 10 tona yakın bir verim almanız mümkün. Ama Türkiye'nin bugünkü verim ortalaması 4 ton civarındadır. Peki şeker pancarına kullanılması gereken suyun ne kadarını kullanıyoruz? Normalde 10 ton şeker pancarı almak için kullanmamız gereken suyun 2 katını kullanıyoruz. Bu bir yöreye bir, özgü bir şey mi yoksa Türkiye genel? Genelinde genel rakam, şey. Genelleme yapıyorum. Belli bölgede bu biraz daha yüksek. Belli bir, evet, genelleme. Dolayısıyla demek ki biz hem şeker pancarına vermemiz gereken suyun 2 katını kullanıyoruz hem de almamız gereken verimin 2,5 kat düşüğünü alıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki şeker pancarı için gerekli doğru sulama yöntemini, doğru sulamayı, doğru zamanlamayı planlayamamışız. Bununla ilgili hem üreticileri hem çiftçileri gerekli şekilde eğitememişiz demektir. Şimdi bakın bunun sonucunda ne meydana geliyor? Bir kilogram şeker pancarından veyahut da bir kilogram şekerden %15-18 arasında şeker elde ediliyor pancardan. Dolayısıyla bir ton şeker elde edebilmek için bizim 5 ton veya 6 ton civarında şeker pancarı kullanmamız gerekiyor. Bir başka ilginç şey söyleyeyim. Şu anda çay yok burada ama bir küçük kesme şekeri düşünelim bir an için. O bir küçük kesme şekerin üretilebilmesi için kullanılan su o kesme şekerin hacminin tam 1500 katı. Bu kadar büyük miktarda su kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikle suyu nerede nasıl kullanacağımızı yukarıdan devlet olarak başlayarak vatandaşa kadar doğru anlatmamız lazım ve bu suyu doğru kullanmamız lazım. Ama hocam biz şimdi özellikle tarımsal sulama için çok büyük yatırımlar yaptık. Mesela bir KAP gibi büyük sulama barajları, yani katrilyonluk bütçeleri içeren büyük yatırımlar yaptık. Bunun yani yaparken aynı anda ona paralel çiftçinin eğitilmesi, sulama konusunda bilinçlenmesi çok mu zor? Ben onu anlamadım. Yani niye bu ihmal? Şimdi tabii bu konuda işte Türkiye'de eğitim veren tarımsal yapılar ve sulama bölümleri, evet, ziraat fakültelerinin. Tamam. Ama bu konuda yani ilgili, vatandaşla bir kontak noktasında mı sıkıntı var? Kurumsallaşma. Planlamada bir sıkıntı var. Var değil mi? Ama bu konuda tabii yıllardır biz konuya duyarlılığı ifade ediyoruz. Şimdi hani derler ya yiğit öldür hakkını yeme. Hakikaten devletimiz de son zamanlarda bu konuda duyarlı hale gelmeye başladı. Evet. Devlet su işleri projelerinde ciddi anlamda kapalı sistemlere geçmeye başladı. Geçti. Gerekli tedbirleri almaya başladı. Ayrıca diğer kurumlar eğitim çalışmalarına başladılar. Ben 2 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam Haber Tadında programa canlı yayına katılmıştım. Orada da ifade ettim. Biz aslında su kullanım ve suyu daha ilkokulda çocuklarımızdan başlatmamız lazım. Suyun eğitimini oradan başlatmamız lazım. Ama ben şimdi şöyle üzüldüm. Yani ben biz de temada hani suyla ilgili çalışıyor. İşte damlatmayın, muslukları sıkın, işte az kullanın ama bu öbür tarafta daha büyük miktarlarda kayıplar söz konusu. Yani öyle bir damlanın hesabını yaparken bu tarafta siz çok büyük rakamlar söylediniz mesela. Elbette. Ha tabii ki ben konferanslarımda evsel kullanımda neler yapmalıyız. Bakın ben size bir anımı anlatayım müsaade ederseniz. Çok kısaca. Geçen yaz Çekoslovakya'ya gitmiştim. Bir Çek ailene misafir oldum. 2 gece onlarda kaldık. Banyoya girip duş alacağım. Banyoda bir baktım bir kova var. Merak ettim. Plastik kova. Ne işe yarıyor dedim. Halbuki Çek Cumhuriyeti'nde kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 5000 metreküp civarında. Bizden çok fazla. Fazla. Dedi ki ev sahibi hocam biz suyu hiçbir şekilde israf etmeyiz. Siz doğalgazı açtığınızda yani gelen su, duşu açtığınızda su ısınıncaya kadar
biz kovayı altına tutarız, o suyu orada toplarız. Isındıktan sonra banyomuzu, duşumuzu alırız. O kovadaki suyu da gideriz, ya bahçemize bitkiyi sularız, doğru, ya arabamızı yıkarız. Biz ne yapıyoruz evlerimizde? Doğru. Onu akıtıp yani, gidiyoruz. Ya lağıma karışıyor, ya işte diğer şekilde kirletiyor, kesinlikle, çevreye etkiliyor. Dolayısıyla tabii bunlar önemli parametreler. Bu noktada toplumumuzu bilinçlendirmeliyiz, gerekli uyarıları yapmalıyız. Ama dediğim gibi su yönetimini ülke olarak ciddi anlamda ele almalıyız. Evet. Önümüzde çok ciddi tehlikeler var. Türkiye ciddi anlamda bir su krizine doğru gidiyor. Kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altında düşme noktasına gelmiş. Su fakirliği sınırına gelen bir ülkeyiz. Artı iklim olayları, çevre olayları, buna bağlı değişimler. İşte bu sene yaşadığımız, ki biraz sonra onu biraz daha açacağız, kuraklıkla beraber ciddi anlamda riskleri beraberinde getiriyor. Şimdi Tema'nın da katkı verdiği bir su çerçeve yasası taslağı, evet, söz konusu mecliste galiba, ama ülkenin gündemi o kadar hızlı ki nedense bunlara maalesef bir türlü sıra gelmiyor. Aslında bana göre sivil toplum örgütleri bu konuda daha fazla ses çıkarıp bu yasaların bir an önce yukarılara çekilmesi, gündemin üst sıralarına alınması gerekir. Bir kere suyun galiba bir yasası yok. Yani kullanımıyla ilgili bir yasası, maalesef, yok. Bunu belirleyen işte su yönetimiyle ilgili bir ciddi bir kurum yok. Yani DSİ var ama DSİ genellikle sulamayla ilgili. Tesislerin kullanımıyla ilgili bir şey yok. Yeraltı sularıyla ilgili bir yasal çerçeve sınırlama yok. Maalesef galiba yeni yeni koymuyor. Önce başlayalım, bunu bir yasaya mı kavuşturmak lazım? Mesela toprak yasamız çıktı, mera yasamız çıktı, trafik yasamız var. İşte her şeyin bir yasası var ama suyla ilgili bir yasa galiba yok. Biraz da yönetim çok dağınık. Yani 7-8 bakanlığa dağıtılmış, evet, vaziyette. Şimdi bu konudaki bizim önerimiz tabii genel bir su yönetimi bakanlığı veyahut da suyun genel olarak işlendiği bir kontrol mekanizması. Su yönetimi bakanlığı. Şu anda galiba çevre ve şehircilik. Çevre Şehircilik Bakanlığı belli ölçüde bakıyor ama o da geliyor diyor ki işte ben yerleşim birimlerinden bakarım, kırsala tarama bakmam. Ona Tarım Bakanlığı bir başka şekilde değerlendiriyor. Bunların koordine edilmesi tek elden lazım. Tek elden denetlenmesi, evet, lazım. Aksi takdirde dediğim gibi problemler büyüyerek. Dünyada var mı böyle su yönetimi bakanlığı? Elbette dünya bu konuda çok var, önemli değil mi? Ve çok ilginç, yine geçen yıllarda Brüksel'de karşılaştığım bir şeydi. Belediye 2002'den bu tarafa her yıl şehrin kullandığı suyu grafik halinde ilan etmiş ve belediye başkanı başarısını her yıl o şehirde tüketilen su miktarındaki azalmayla ölçüyor. Hocam bizimkilerin hiç gündeminde yok öyle bir şey. Yani diyor ki ben diyor bu şehirde diyor nüfus arttı ama bakın diyor toplumu bilinçlendirerek su israfını önledim, suyu böyle azalttım diyor. Değil mi? Bizse maalesef su tüketimini, israfını nasıl artırırız? Onunla ilgili bir takım gelişmeleri tartışıyoruz. Kesinlikle onunla ilgili hocam, projeleri çok tartışıyoruz. Çok çok ilginç şeyler gerçekten. Peki burada konuda o zaman ben şöyle anladım. Bir kere yasal çerçeve. Bir. Evet. İkincisi tarımsal altyapının yeniden gözden geçirilmesi. Kesinlikle. Mevcut yöntemlerin, kesinlikle, gözden geçirilmesi. Ve hızla çiftçinin eğitilmesi. Elbette. Şimdi bu üçünü şu anda ne aşamada, yani bunlar mesela su yasamız yok, tamam o ayrı, ama kurumlar var bununla ilgilenen, ama özellikle bu tarımsal altyapının yeniden planlanması ve çiftçi eğitimiyle ilgili KAP'ta galiba bir şeyler vardı ama. Yani şu anda hem Tarım Bakanlığımız hem Devlet Su İşleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ilgili birimlerinde işte su müdürlükleri vesaire kurarak bu konuda tedbirler alıyor. Ama dediğin gibi bunlar yetersiz. Kesinlikle. Bunların yeni baştan ele alınması lazım. Ha bunlar yetersiz derken bunlardan şikayetçi değiliz. Tam tersine mutluyuz. Çünkü hiçbir zaman lazım, hiçbir şey yetmez. Elbette. Sürekli değişim. Daha iyiye, evet, doğru götürmemiz, evet, lazım. Dolayısıyla bir kere Türkiye'de yeni baştan su yönetimi anlayışının hükümet anlayışı olarak ele alınıp devlet planlama teşkilatı tarafından yeni bir planlamaya tabi tutulması ve su yönetiminin başta tarımda olmak üzere bütün alanlarda yeniden ele alınması lazım. Bu aslında tam da kuraklığa karşı alabileceğimiz temel tedbirdir. Yani dünyada uzmanların hiçbirisinin önerdiği başka bir tedbir yoktur. Diyor ki kuraklık riski olan ülkelerde yapılacak bir tek şey vardır. Kullandığı suyu doğru yönetmektir. Doğru. Evet, dolayısıyla bizim de ülke olarak kuraklığa karşı yapabileceğimiz, ha bunu kısa, orta, uzun vadeye yayabilirsiniz. İşte bu sene yaşadığımız risk gibi yıllık riskleri bertaraf edecek yönetimler ne olmalıdır? Orta vadeli ne tür tedbirler alınmalıdır? Uzun vadeli bununla ilgili neler yapılmalıdır diyebilirsiniz. Eylem planı. Eylem planı ortaya koyabiliriz. Ben şunu anladım sizden. Bu aynı deprem nasıl oluyorsa biz de depremle yaşamayı öğreneceğiz. Elbette. Kuraklık da onun gibi bir doğal olaydı. Kesinlikle. Bugün olur. Kesinlikle. 10 sene sonra bir daha olur.
başka bir zaman gene olur ama biz bununla birlikte olacağız. Yani olmamasını beklemek mümkün değil. Mümkün o zaman değil. Biz bunun olduğu zaman veya olmasını düşünerek kendimize göre gereken tedbirleri almak durumundayız. Şimdi bir de şöyle açayım müsaade ederseniz. Aslında biliyorsunuz bizde yanlış bilinen iki tabir var. İşte tarımda sulu tarım, kuru tarım. Aslında kuru tarım diye bir şey yoktur. Öyle mi? Yani bu kuru tarım dediğimiz doğal yağışlara bağlı tarımdır. Aslında doğrudan doğruya kuraklığa... O da suya bağlı. Tabii suya bağlı ve doğrudan doğruya kuraklık riskine açık olan tarımdır. Evet. Sulu tarımda ise siz sulamayla o riski minimize etmeye çalışıyorsunuz. Biraz daha güvenceli. Türkiye'de biz şu anda yaptığımız tarımın büyük bir kısmı halk tabiriyle ifade ettiğimiz kuru tarıma girmektedir. Dolayısıyla biz zaten bakın bu sene işte yaşadığımız şu son 2-3 aylık kuraklık riskiyle beraber önümüzde belki inşallah doğal olaylar bunu bertaraf eder, bu riskleri bertaraf eder ama uzmanların ortaya koyduğu rakamlar biraz da bizi bu noktada endişelendiriyor. Ciddi anlamda bir hububat krizine doğru giriyoruz. Niye? İşte tarımsal kuraklık riski başlamıştır. İç Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, belli bölgelerde bizim Eylül, Ekim, Kasım aylarında ekmiş olduğumuz buğdaylar hala çimlenememiştir. Çimlenmedi. Pek çok yerde ya yeniden ekiliyor veya işte Sivas'ta vesairelerde olduğu gibi kış aylarında sulamayla onlar çimlendirilmeye çalışılıyor. Evet. Bu ciddi anlamda bir verim düşüşü riskini beraberinde taşıyor. Bu ciddi anlamda önümüzdeki dönemde bu ürünlerde bir riski beraberinde taşıyor. Ha tedbir alınamaz mı? Önümüzde tabii ki tedbir alınabilecek süre var. Tarım Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapıyor, ilgili birimler yapıyor ama bu riski de mutlak suretle bilmemiz lazım. Bununla ilgili planlamaları yapmamız lazım. Yani Türkiye şu anda hem meteorolojik kuraklığı yaşıyor hem de tarımsal kuraklık riski sınırı içerisine girmiş durumda. Belli bölgelerimiz bu riskleri yaşıyor. Şu anda yaşıyoruz maalesef. Mevcut. Ben şimdi Tarım Bakanlığı'nın bir açıklamasını almıştım zaten. Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'in bir demeci var. Tarımsal kuraklık var diyemiyoruz ama meteorolojik kuraklık var. Bunlar zaten birbirinin devamı. Elbette gibi. Devamı. Tabii ki Sayın Bakan'ın sözleri yani bulunduğu konum itibariyle de doğru. Belki de ifade olarak da yani şu anda tarımsal kuraklık %100 oluştu demek zor. Bunun verilerini alabilmek için önümüzdeki 2-3 ay içerisindeki bu ürünlerin çimlenme oranlarını, gelişim oranlarına bakmamız lazım ama elimizdeki doneler de şunu gösteriyor ki siz eğer Ocak ayında, Şubat ayında buğdayı çimlendirmek için sulama yapmaya başlamışsanız, siz Ocak, Şubat ayında Kasım'da ektiğiniz veya Ekim'de ektiğiniz buğdayı çimlendirememiş yeniden ekiyorsanız bu anlamda bir riskiniz başlamış demektir. Bu anlamda sıkıntılarınız başlamış demektir. Ama tedbirlerini alarak bunun meydana getirebileceği kısa vadeli bir yıllık risklerini minimize etmek mümkün. Tabii bu görevde hem Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimlerine hem de kurumlarımızın ilgili birimlerine düşmektedir. Ama bu anlamda sıkıntıların olduğu da açıktır. Açıktır yani gözüküyor. Yani bu konuda söylenmesi gereken herhalde daha vatandaşa biraz daha bilgi mi vermek gerekiyor veyahut öncesinde mi? Mesela dünyada benim bildiğim kadarıyla mesela bir yıl önceden de bazı şeyler tahmin edilebiliyor herhalde. Yani meteorolojik verilerden ona göre üretim planlaması evet. yapılıyor. Ona göre hangi ürünlerin ertesi yıl tavsiye. Bizde zaten öyle bir şey de yok galiba. Şimdi, vatandaşa bırakılmış her şey. İstediğini dikebiliyor, istediğini sökebiliyor. Şimdi biraz önce ifade ettim. Tabii Türkiye belli noktalarda inanılmaz gelişmeler sağladı. Hı. Özellikle meteorolojide hakikaten işte hava tahminlerinde, meteorolojik olaylarda. Hatta tahmin demiyoruz, rapor diyoruz yani net. Net sonuçlar evet. almaya başladık. Bu konuda çok Doğru. güzel gelişmeler yaşıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz tabii. Ama bunların orta ve uzun vadeli etkilerini incelemek için tabii ki ilgili uzmanların mutlak suretli görüşlerine başvurulmalı. Bunların o alanda, o sahadaki yeterlilik ve yetkinliklerin devreye sokulması lazım. Türkiye şu anda elbette ki kısa, orta ve uzun vadedeki tahminlerini yapabiliyor. Ben biraz önce ifade ettim. Evet. Bundan 30 yıl sonra bir kuraklık riski taşıyoruz derken bu konuda çalışan uzmanların ortaya koyduğu verilerden evet. ortaya çıkıyor. Ama tabii mesela bu seneki yaşadığımız gibi kısa vadede zaman işte bu
yağışın dağılımı, frekansındaki değişimler, yani yağışın düşüş değişimleri, yağış düşüşlerindeki miktarın artması. Yani siz şu bardaktaki suyu şu masanın üzerine yavaş yavaş dökerseniz bu yavaş yavaş dağılır, ama birden bir akıtırsanız sağa sola kontrolsüz güç. Şimdi tabii siz dediğin gibi yağışın rejimini değiştirdiğiniz sürece, yağış rejimlerindeki bu değişimler, iklimsel değişimlerle beraber bunların etkileri de değişiyor. Tabii kuraklığın aynı zamanda kardeş problemi seldir. Bir bölgede kuraklık meydana geliyorsa o bölgede aynı zamanda sel riski vardır. Bir tehdit. Çünkü tehdittir. Evet. Çünkü belli dönem sonra orada genellikle ben hep şunu söylüyorum, hiçbir şey yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Dünyada var olan suyun miktarı belli. Evet, bununla çok oynamazsanız bu suyun miktarını azaltma ya da artırma şansınız yok. Bu bir hidrolojik döngü içerisinde, bir dönüşüm içerisindedir. Ama bu suyun dönüşümünün hareketini etkilerseniz, hareketini, değişimini etkilerseniz doğal olarak bu suyun buharlaşma hızlarını değiştirirsiniz, bu suyun düşüş hızlarını değiştirirsiniz, ortamdaki basıncı değiştirirsiniz. Bunun sonucunda hiç beklemediğiniz bir anda bir ayda düşecek yağış bir saatte düşer. İşte bizim geçen sene yaşadığımız sellerin ortaya koyduğu sonuçlardır. Kesinlikle. Bunlar birbirleriyle paralel olaylardır. O nedenle artık bir kere toplum olarak bizim bu konulara duyarlı olmamız, bu konuları tam da yerel yönetim arifesindeyiz. Yerel yönetimleri talip olan arkadaşların mutlaka bu konuda uzman insanlarla çalışması, hem şehirlerimizde hem kırsal alanlarımızda bu konuda mutlak suretle yeterliğe sahip insanların hem raporlar hem görüşlerine yararlanması, kısa vadeli tedbirleri. Ama bende de şöyle bir algı var sanki, ya bunları vatandaşlara hepsini anlatmayalım. Onlar işte şey yaparlar, yani ne dedim, korkarlar, paniklerler, işte biz devlet olarak her şeyi kontrolümüzde gibi bir görüntü verelim. Oysa vatandaşın bir an önce bilgilendirilmesi daha doğru değil mi? Yani böyle bir sıkıntı da var sanki. Mesela biz işte böyle sizin gibi basında veyahut işte geçen müftülükte galiba bir konferans verdiniz. Aslında ben açıkçası söyleyebilirim, yani sizin bu çalışmalarınızın tam tersi daha kurumsal şeylerle çiftçilere yönelik, işte tarımın yoğun olduğu kuraklıktan çok etkilenen, ürün yetiştiren çiftçilerimize yönelik yapılması daha doğru değil mi yani? Elbette ki. Tabii. Burada sanki bir şey var, yani bir şey yok, merak etmeyin, biz hakimiz, işte bizim kontrolümüzde gibi bir anlayış. Şimdi tabii bizim bazı noktalarda biliyorsunuz toplumsal duyarlılıklarımız var. Toplum olarak da bilinçlenme noktasında eksikliklerimiz var. Toplumu eğitmemiz ve bilinç, işte siz temada bunu yaşıyorsunuz. Evet. Daha çevre duyarlılığına erişmemiz bir toplumumuz ki ben bu noktada özellikle din görevlisi arkadaşlara konferans verirken şunu örnek veriyorum. Diyorum ki dünyada National Park dediğimiz doğal parkların gelişimi son 100 yıl içerisinde önem kazanmışken öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim peygamberimiz Mekke, Medine civarını haram bölge ilan ederek National Park'ı 1450-1500 yıl önce ilan etmiş. Ve buna çok duyarlı bir dinimiz. Ama biz maalesef camiye çıkan, kürsüye çıkan din görevlimiz bunun yerine başka şeyler anlatıyor. Toplumumuzu bu noktada eğitmemiz, uyarmamız lazım. Gündelik yaşamla ilgili. Elbette değil mi? Yani bunları öğretmemiz bunlar lazım. Bunlar hayati şeyler, yani toplumun her bireyini etkileyen şeyler. Kesinlikle, ve bu noktada elbette bizim toplumu eğitme noktasında, yönlendirme noktasında çalışmalarımıza hız vermemiz lazım. Bir de bakın bundan 15-20 yıl önce bu toplum ciddi anlamda deprem korkusu taşıyan bir toplumdu. Evet. Deprem riski taşıyan bir toplumdu. Ama bir Allah rahmet eylesin deprem dedemiz çıktı. Bu ülkede depremi millete kabul ettirdi, anlattı. Bunun doğal bir olay olduğunu, bundan korkulmaması ama tedbir alınması gerektiğini anlattı. Ve belki de ömrünün sonuna kadar bunu anlatarak geçti. İşte biliyorsunuz Tema Vakfı'nın kurucusu. Evet. Erozyon. Bizim o Tema dedemiz. Tema çevre duyarlılığını bizim çocukluğumuzdan bu tarafa anlatıyor. Hatta bir gün böyle konferansları verirken arkadaşlardan bir tanesi de hocam bir gün herhalde size su dede diyecekler, suya bu kadar önem veriyorsunuz. Ben de dedim ki keşke topluma bu noktadaki duyarlılıklarımızı anlatabilsek. Hocam galiba ben şeyi yakaladım, yani ben çok hoşuma giden bir şey söylediniz. Bu konuda da bir sivil örgütlenme gerekli galiba. Elbette. Değil mi? Yani şimdi kamunun söyleyemediği, öyle diyeyim ben size. Bu bir gerçek, realite. Ama bunları söyleyebilecek, yüksek sesle duyurabilecek. Mesela Türkiye'de erozyon
Cumhuriyet'in kurulduğundan beri var. Kurulmuyor. Daha öncesi de var ama üniversitelerde kürsüler vardı. O kürsülerde bunlar konuşuluyordu. Orman fakültelerinde şurada burada ama bunu topluma mal etmeden erozyonu kavratamıyoruz. Heyelanla erozyonu karıştıran bir toplum. Şimdi bir tema bunu yaptı ama bir su vakfı var, öyle bir vakıf ama pek aktif olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla sivil örgütlere mi ihtiyaç var bu konuda? Ben öyle anladım sanki. Hem sivil örgütlenmeye ihtiyaç var. Yani sizin gibi insanlarla birlikte çalışacak. Elbette, bunların toplumla kesinlikle buluşmasını sağlayacak. Kesinlikle. Rahat konuşabilir. Öyle estağfurullah. Yani ben şunu söylüyorum. Tabii bilim adamları toplumun önüne çıkıp toplumun aydınları ve önderleri olmalı. Bu konuda duyarlılıklarını ifade etmeliler. Bu konuda bilgiyi yerini saklamamalılar. Ve halkımıza da şunu ifade etmeliyiz. Yani korkulacak bir şey yok. Evet. Biz bu olgu. Olgudur. Var. Bunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Aynen. Bunlarla yaşamaya alışmalıyız. Evet. Ama korkarak bir şeyden, bir şeyi korkutarak yaşayamazsınız. Yani aynen din görevlilerine dediğin gibi cami kürsüsüne çıkıp da insanları Allah korkusuyla terbiye edemezsiniz. Allah sevgisiyle terbiye edersiniz. Kesinlikle. O halde biz işte kuraklık var aman saklayalım, deprem var aman koruyalım değil. Bu nedir? Bunun sebepleri nelerdir? Bununla ilgili ne tür tedbirler almalıyız? Bu milleti, toplumu nasıl aydınlatmalıyız noktasında bir çalışmayı başlatmalıyız. Bununla birlikte nasıl yaşarız? Nasıl yaşamalıyız? Ve dediğin gibi kuraklığın ana kaynağı olan, insanın ana kaynağı olan suyu, kainatın ana kaynağı olan suyu bir kere bu millete öğretmeliyiz. Su çok önemli bir madde. Suyun üzerinde mutlaka ve mutlaka çok durmalıyız. Benim önerim şuydu. 2 yıl önceki o programda her yerde bunu söylüyorum. Keşke o 4+4 tartışmalarına Milli Eğitim Bakanlarımız bunların yanında bu tartışmaları yapabilir. Bir de deselerdi ki ilkokulların 1. sınıfından itibaren 4. sınıfın sonuna kadar su ve çevre dersi koyalım ve çocuklarımızı ilkokulda bu konuda duyarlı hale getirelim diyebilselerdi, emin olun biz bir 10 yıl sonra duyarlı bir toplum oluştururduk. Bunları öğrendik. Şimdi şeye gülümsedim. Geçen programda da bizim Erdoğan Bey vardı. Devlet Üniversitesi'nden emekli. Şeyi konuştum ben. Atasözlerine baktım. Sudan ucuz. Su gibi harcamak. Efendim su gibi ömrün olsun. İşte sudan sebeplerle. Yani suyu böyle bir küçümseme var sanki. Böyle aslında yaşamımızdaki önemli olsa, önemini bilse toplum acaba bu sözleri kullanır mı? Yani suyun bu kadar değersiz algılanması söz konusu olabilir mi? Kesinlikle. Öyle bir algı var ama. İnşallah. Kolay, bol bulunan, işte istediğin gibi kullan, harca. Biz dedik ya bazen çıkar işte yanlış bildiğimiz doğrular, doğru bildiğimiz yanlışlar diye. Maalesef bu toplumda çok doğru bilinen yanlışlar var. İnşallah bir gün su ile ilgili bir program yaparız. İnşallah da yani. Suyu anlatırız sizlerle. Bu çok önemli bir konu. Tabii bizim bu konuda doğruları bu millete öğretme görevimiz var. Suyu öğretme görevimiz var. Su niye bu kadar önemli? Su niye bu kadar değerli ve niye doğru yönetilmelidir? Ben şunu anladım. Kesinlikle gündemde olmalı her zaman. Su, kesinlikle su bilinci, olmalı. Suyla ilgili bir kültür. Her zaman bilinç, yani ilkokuldan itibaren diyorsunuz ama bu bir şekilde gündemde olmalı. Peki hocam. Ben şöyle bir soru sorayım isterseniz. Buyurun. Size yani konunuzu açmak için. Yani acaba dünyada suya 5 öğün muhatap olmayan herhangi bir insan var mıdır? Sabah kalktığında elini yüzünü yıkamak için, lavaboya gittiğinde, yemek yerken, bulaşığını yıkamak için. Her yerde, tarlasında, bahçesinde, sanayisinde bir kere. Demek ki biz insanın yaratılış, bütün canlıların, işte bitkinin, hayvanın, insanın %70'inin sudan oluştuğunu ve dünyada özellikle bir insan vücudunu düşünün. Ben diyorum ki su transporter, yani taşıyıcıdır. Nasıl bugün Türkiye'deki insanları taşımada karayolu, havayolu, deniz yolunu kullanıyorsak, uçakları kullanıyorsak, bir insan veya hayvan veya bitki vücudundaki en ufak parçacığı bile taşıyan tek öge sudur. Evet. Bu kadar önemli bir maddeyi biz eğer bu millete anlatamayacaksak, bunun önemini anlatamayacaksak, bu konuda yapılması gerekenleri anlatamayacaksak diğer anlattıklarımız bence havada kalıyor zaten. Hocam siz programdan önce bir şey daha demiştiniz bana, onu mutlaka ben tekrar hatırlatayım. Suyun hani doğru kullanımının yanında suyun temiz olarak kullanımı da önemli. Su yapısı değiştikçe, yani kirlendikçe diyelim veya özellikleri, kimyasal özellikleri değiştiği zaman suyun doğadaki çevriminde de aksamalar oluyor. Bu da sonuçta gene kuraklık demeyelim ama başka bir şeyle gene insana dönüyor. Bunu biraz açalım isterseniz. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi tabii biz suyu maalesef doğru kullanmayan, kirleten,
kirlettiğimizde bu kirlenen suyu da çevreyi kirleten bir yöntemi kullanıyoruz. Evet. Yani bakın Türkiye'de bu belediye yasasından önce yaklaşık 4300 belediyemiz vardı. Bu belediyelerin %90'ının bir kere arıtma sistemi yok, lağım sistemlerine. Yani, bazılarında biyolojik var, kimyasal çoğunda yok. Yani %98'inde kimyasal hiç yok. Hiç yok, o ayrı evet, bir dert. Yani evet, onu keşke girsek. Yani benim en büyük dertlerimden bir tanesi evde kullandığımız çamaşır makinelerine, bulaşık makinelerine, deterjanların içerisindeki fosfatlar. Antibakteriyeller. Yani Avrupa, toprağa gidiyor bunlar yani sonuçta. Toprağa gidiyor, kalıcı hale geliyor. İşte evet, sonuçta problemler bizim iklimi, çevreyi etkilediğimiz yerimiz o. Bakın Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde deterjanlardaki fosfat oranı %1 ile 5 arasına düşürüldü. Türkiye'de hemen hemen tüm deterjanlarımızda, isim ayırmadan söylüyorum, bu %15 ile %20 arasında. Doğada dönüşmeyen ve kalıcı olan maddeler. Dolayısıyla bizim o kadar çok derdimiz var ki, o kadar çok problemimiz var ki. Ama biz, biraz önce ifade ettim, 1 litre yanık yağın kirlettiği su 800 bin litre. Ve bunu temizlemek için harcadığınız enerji korkunç. Ve bu yanık yağ ile kirlettiğiniz suyun hidrolojik dönüşümü temiz suyun hidrolojik dönüşümünden çok zor. Dolayısıyla siz tabiatta kirlettiğiniz su, çevreyle beraber onu dönüşümünü hareketini... Doğal çevrimden bahsediyorsunuz. Tabii doğal çevrimini yavaşlatıyor ve bunun sonucunda da hem iklimsel olaylar değişmeye başlıyor, sıcaklık değişimleri başlıyor. Onu da etkiliyor. Ya tabii yani, yağış değişimlerinde değil. Hepsi birbirleriyle paralel hareket ediyor. Yani müthiş bir düzen var orada, değil mi? Yani milyarlarca yılın biriktirdiği bir düzen var. Elbette. Biz de galiba bundan sonraki milyonlarca yılı da düşürmek zorundayız. Yani bu birikim birike gittikçe yükseliyor bu sonuç olarak. Burada ciddi bir... Siz yani ben şeyi toparladım o zaman, anladım. Yani doğru kullanmak başka bir şey. Evet. Yani az kullanmak, tasarruflu kullanmak, yeni sulama kesinlikle teknikleri, bu işin bir boyutu. Bir boyutu. Bir de kullanacağımız suyu kirletmemek, o kültüre sahip olmak, o eğitimi almak, o da başka bir şey. Kesinlikle. İkisinin toplamı bizim kaliteli ve bol su demek. Bol. Elbet. Zaten bizim su yönetimi dediğimiz her ikisini bir bütün halinde değerlendiren ve sonuçta elimizde kıt olan su kaynaklarımızı doğru olarak insanlarımıza hizmete sunan bir yönetim anlayışıdır. Yani Türkiye şu anda siz toprağa sıksanız 112 milyar metreküp su 113 milyar metreküp yapma şansınız yok. Yok. Var olan belli. Var olan belli. Yoktan var, yani vardan yok. Eskisi edin gibi böyle kılıç alıp da ülkeler fethetme falan şansınız yok, olmadan yok, öyle bir şey olmadığına göre. Biz bu sınırlarda bu yaşayacağız. Bu sınırlarda yaşadığımıza evet, göre evet, bu suyumuz sabit. Ama nüfusumuz her gün artıyor. İhtiyaçlarımız her gün artıyor. Bakın bugün biz 34 milyar metreküp tarımda kullanıyoruz. 30 yıl sonra hesap ettiğimiz tarımda ihtiyaç duyulan suyun miktarı 75 milyar metreküp. Evet. Dolayısıyla bizim bu noktadaki çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi buna göre yönlendirmemiz lazım. Yani biz 112 milyar metreküp suyun tamamını kullanmaya başladığımızda ne olacaktı? Suyumuz yetmemeye başlayacak. Bakın ben yine geçenlerde bir programda söyledim. Türkiye eğer 3-5 yıl içerisinde Karadeniz'inden veyahut da işte Fırat'ından, Dicle'sinden borular döşeyerek İç Anadolu'ya, Konya'ya su taşımaya, doğalgaz taşır gibi başlarsa hiç şaşırmayalım. Buna başlayacağız. Ben onu Doğu Karadeniz için düşünmüştüm. Yani o dereleri görünce dedim herhalde bunları taşırlar bir şekilde bir gün. Başka şansımız kalmıyor çünkü o bölgelerde ciddi şu anda sıkıntılarımız var. Evet. O halde bizim var olan suyumuzu doğru kullanmak gibi, bunun topluma anlatılması ve bunun kirletilmemesi, çevreyi koruma gibi bir sorumluluğumuz var. Siz milyonlarca yıl sonradan bahsettiniz. Ben milyonları geçiyorum. Eğer bugünkü böyle devam ederse, şey devam ederse 50 yıl sonra internete girin bakın bu noktada yazılmış ciddi anlamda 50 yıl önceye yazılmış mektuplar diye mektuplar vardır. Evet. Biz doğal afetlerle, kıtlıklarla karşılaşacağız. Hocam bunu bir bilim adamından duymak da çok etkileyici. Çünkü biz de bunları söylüyorduk. İşte sivil toplum örgütleri biraz çevreciler, duygusaldır falan gibi tepkiler alıyorduk. Ama sizin de mutlaka verilere göre evet, konuşuyorsunuz. Bildiğiniz şeyler var. Dolayısıyla gerçekten çok etkileyici bir durum söz konusu. Bir de son olarak bir şey soracağım. Söylenen bir şey daha var. Genellikle resmi açıklamalarda. Efendim barajlarımızda su seviyesi dolu. Korkacak bir şey yok. Biz toplumun ihtiyacını karşılarız. Bu sanki ya hiç
bir anormal bir durum yok. Siz istediğiniz gibi suyu kullanın gibi bir açıklama. Ben hiç beğenmiyorum bu açıklamayı. Ne dersiniz? Şimdi biraz önce ifade ettim. Biz bir kere kuraklığı üçe ayırdık. Meteorolojik kuraklık, evet. Tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklık. Hidrolojik kuraklık açısından baktığımızda işte barajlarda su seviyemiz azalıyorsa, kaynaklarımız azalıyorsa orada ciddi anlamda zaten bir artık son riske yaklaşmışız demektir. Zaten böyle bir sıkıntı başlamışsa o ülkede ciddi anlamda zaten uyarı, kırmızı ikaz dediğimiz uyarılar başlaması gerekir. Evet doğrudur Türkiye'de şu anlamda ama bizi yönetenler eğer suya sadece içme suyu olarak bakıyorsa, sadece sanayide kullandığımız su bakıyorsa ve bunun geri dönüşüm bakmıyorsa bu söylem doğru değerlendirmeleri onların bakış açısından da ama bu konuda çalışanlar, bu konuda demeç verenler bir kere bu konunun altyapısını öğrenip ona göre bakmalar lazım. Kesinlikle doğrudur şu andan da bizim evet belki ilkbaharda düşecek yağışlarla beraber çünkü ne zaman hangi yağışın geleceğini şu anda kestirmemiz mümkün değil. Bu kuraklığın ne kadar devam edeceğini ama şu andaki kuraklığın önümüzdeki döneme risk oluşturduğunu biliyoruz. O net. Ama ilkbaharda düşecek yağışlarla belki barajlarda su seviyemiz gelecek ama o buğdayın çimlenmemesine tedbir olmayacak. Bu tasarruf yapmamız anlamına gelmez. Elbette doğru ki. Yöntemler kullanmamamız kesinlikle anlamına gelmez. Hocam çok teşekkür ederiz. Süremiz sınırlı her zaman olduğu gibi. Ben size Tema Vakfı'nın bir yayınını iletmek istiyorum. Bu World Watch Enstitüsü'nün Dünyanın Durumu. Her yıl yayınlanan bir rapor. Çok umarım size ben çok teşekkür ederim. Mutlaka çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler aldık. Değerli AKTV izleyicileri, bugün çok önemli bir konuyu, güncel bir konuyu konuştuk. Kuraklık ve etkilerini konuştuk. Biz her salı günü saat 16-16.45 arası sizlerle birlikteyiz. İyi günler efendim.